Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün sizlere Jose Mario'ya ait bir eser olan Şeker Portakalı adlı eserin özetini sunacağım. Kitabın ana karakteri 5 yaşındaki Zede'dir. Çok çocuklu bir ailenin en küçüklerinden biridir. Zede çok zeki bir çocuktur. Vaktinin birçoğunu Edmond dayısının yanında geçirir. Edmond dayı Zede'nin kendini geliştirmesi adına ona epeyce katkı sağlar. Zede, Edmond dayısını çok sever. Çünkü evde maruz kaldığı şiddet ona aşırı derecede zarar verir. Ve bu şiddetten kaçmak için onun yanına gider. Noel yaklaşmış ve şehir Noel'i karşılamak için hazırlıklara başlamıştı. Heyecandan yerlerinde duramıyorlardı. Fakat Zede'nin ailesinin durumu pek iyi olmadığından bu heyecanı içinden yaşamak zorundaydı. Bir gün kasabaya oyuncaklarla dolu bir kamyonun geleceğini duymuştu. Ablasına onları oraya götürmesi için ne kadar yalvarsa da ablası taşınmak için hazırlık yaptığını söyleyerek onu başından salardı. Daha sonra Zede küçük kardeşi Luz ile birlikte oraya gider. Vardıkları zaman bütün oyuncakların bittiğini öğrenirler. Eve gittiklerinde asık bir suratla durdukları için babası üzgün bir şekilde bir köşeye çekilip kara kara düşünmeye başlar. Bunu gören Zede boya sandığını alıp çalışmak için sokağa çıkar. Kazandığı parayla babasına 2 paket sigara alır. Babası onun bu davranışını görünce hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlar. Bir gün Zede Edmond dayısına okumayı bildiğini söyler. Dayısı onun bu sözüne inanmaz. Zede eğer ona küçük bir at alırsa göstereceğini söyler. Dayısı bunu kabul eder. Ona küçük bir at alır. Duvarın üstündeki duayı okumasını söyler. Zede duayı okur. Dayısı önceden bu duayı ezberledin diyerek onun bu söylediğini yalanlar. Ardından Zede bir gazete yazısını okur. Bütün komşular onun bu yeteneğini görmek için onların evine gider. Böylece Zede'den kurtulmaya çalışan aile bunu fırsat bilerek onu okula yazdırır. Zede bir süre sonra bir sokak çalgıcısıyla tanışır. Her salı günü onunla buluşup sokakta şarkılar söylemeye söz verir. Bunun karşılığında ise her gün ona ablası için şarkı sözleri vermesini ister. Çünkü başka türlü ablası buna asla izin vermezdi. Fakat adam biraz cinsel içerikli şarkılar söylediği için babası onunla arkadaşlık kurmasını istemez. Bir gün babasını canı sıkkın olarak görünce ona o şarkılardan birini söylemişti. Babası öyle bir şarkı söylediği için çok sinirlenmiş, ardından onu dövmüştü. Bunu gören Gloria artık aile fertlerinin onu dövmesini yasakladı. Bir gün okul arkadaşları ile çok tehlikeli bir oyun olan yarasa oyununu oynarlar. Bu oyunu hiç kimse Portekizli'nin arabasına uygulayamaz. Bir gün Zede Portekizli'nin lüks arabasına asılır. Yakalandığı zaman Portekizli onu bütün arkadaşlarının içinde döverek rezil etti. Zede, kin ve nefret dolu bir sesle "Büyüdüğüm zaman seni öldüreceğim," dedi. Kaza sonucu Zede'nin ayağına cam parçası batar. Yoldan geçerken bunu gören Portekizli ona eczaneden ayağını pansuman yapmayı teklif eder. Zede ise gururu kırılmış bir şekilde bu teklifi kabul eder. Böylece Portekizli'yi yakından tanıma şansı kazanmış olur. Bir süre sonra onun en iyi arkadaşı olur. Zede'nin ablası bir gün sevgilisinden ayrıldığı için sinirinden Zede'ye saldırıp onu döver. Onu bir ay boyunca okula göndermeyip dışarı çıkmasına da izin vermezler. Bir aydan sonra Zede ve Portekizli balık tutmak için nehre giderler. Portekizli
ona gidip sığ yerlerde oyna, der. Portekizli balık tuttuktan sonra onun yanına gider. Üstünün kirlendiğini görünce soyunup nehirde yıkanmasını söyler. Üstünü çıkardıktan sonra vücudundaki morlukları görünce acıyacaksa girme, der. Bir gün Zeze evlerinin üzerine yol yapılacağını, civardaki tüm ağaçların kesileceğini öğrenir. Şeker portakalı fidanı aklına gelince çok üzülür. Bir de bunun üzerine Portekizli'nin arabasına tren çarptığını duyunca kahrolur. Ardından hastalanarak yataklara düşer. Bunun üzerine tüm komşular seferberliğe girer. Bir zaman sonra Zeze tüm bu seferberliğe kayıtsız kalmayıp ayaklanır ve hayatına zor da olsa devam eder.